Herkese merhaba dostlar. iOS 17 Beta 6 yazılım güncellemesi yayınlandı. Bu yazılım güncelleme 702 MB'lik bir boyutta geldi. Farklı modellerde biraz daha düşük ve biraz daha yüksek çıkabilir. Bilginiz olsun. Ben yazılımı güncellemeyi indirdim. Gerekli olan testleri gerçekleştirdim. Apple'ın yazılım mühendisleri bu aralar ardı ardından yazılım güncellemeye gönderiyorlar ve ilk defa Apple'ın yazılım mühendisleri saat 11'de bir yazılım güncelleme yayınlandılar kendi aklımda bir düşündüm. Hayırdır niye bu yazılım güncelleme gönderildi diye bir düşündüm. Ama tabii ki de 13 Eylül çarşamba akşamına kadar iOS 17 yazılım güncellemesi sorunsuz ve kusursuz bir şekilde yapılması gerekiyor ve halka açık bir şekilde yayınlanması gerekiyor. Tabii ki de iOS 17 yazılım güncellemesinde bazı hata sorunlar var. Umarım bu yazılım güncellemeyle beraber bu sorunlar giderilmiştir. İlk önce iOS 17 beta 6 yazılım güncellemenin özelliklerine bakalım sonra hangi sorunları giderilmiş onlara bir göz atalım. Yazılım güncelleme sürüm numarasına baktığımızda ise 21A5312C olarak güncellenmiş. Yani yazılım güncellemesinin son 3 betası kaldığını söyleyebilirim. Bu 3 betada yayınlandıktan sonra halka açık bir şekilde final sürümü hazırlanmıştır. Bu da 13 Eylül akşamı tahminen halka açık bir şekilde yayınlanacaktır. Bakalım o 3 beta yazılım güncellemesi tahminem bu ay içerisinde hepsi yayınlanır. Apple yaklaşık 2 yıldır iOS 15 yazılım güncelleminin ekran ve parlaklık duvar kağıdını kullanıyordur ve ilk defa bunu değiştirdi. Ekran ve parlaklık kısmına geldiğimizde ise açık ve koyu moddaki görsel tamamen iOS 17 yazılım güncellemesine ait olduğunu söyleyebilirim. Daha önce şu anda bu görsel iOS 16.6 yazılım güncellemesine ait olan bir güncellemedir. Görmüş olduğunuz gibi buradaki ana ekrandaki duvar kağıdı iOS 15 yazılım güncellemesine ait olan bir duvar kağıdı ve Apple bunu değiştirdi. Beta 6 yazılım güncellemesiyle gelen yeni özelliklerden bir tanesi aramayı bitir tuşu orta konuma getirdiklerini de görüyoruz. Beta 6'da pil kısmında da yenilikler var. Artık otomatik kilit örnek veriyorum. Ekran ve parlaklık kısmında otomatik kilidiniz açık değilse veya bunu unutmuşsanız direkt pil kısmında da sizlere uyarı veriyor. Ve ben şu anda video çektiğim için tabii ki de e, bunu asla yapmışım buradan otomatik pilde geldiğinizde ise buradan kendinize göre otomatik olarak seçebiliyorsunuz. Bunu artık pil kısmında da sizlere uyarı olarak gösteriyorum. Pil performansında iyileştirmeler olduğunu söylemişler. Çünkü zaten iOS yazılım güncellemesi final sürümüne yaklaştığı için pil konusunda iyileştirmeler olduğunu sürekli dile getiriyorlar. Ve tabii ki de yazılım güncelleme yaparken herhangi pil sağlığında bir düşüş sağlanmadı. Şu anda %88 olarak devam ediyorum. Gelen özellikler bunlar. IMES üzerinde de yine ilkler mevcut. Özellikle IMES üzerinde ses gönderirken bir sorun yaşıyordu ve bunun içinde tabii ki de IMES'te yine ses konumlandırmasını yenilediler. Daha önce hatırlarsanız temalar arasında geçişler sağlanırken bu temalar sürekli donma veya kasma yaşanıyordu ve şu andan itibaren bu sorun tamamen giderildiğini söyleyebilirim. Tüm temalar aktif bir şekilde görüntüleniyor. Hatta bazıları biraz sorun var ama dediğim şekilde hızlı bir şekilde yükleniyor. Görmüş olduğunuz gibi emojiler kısmında da hızlı bir şekilde yenilikler mevcut ve aşağı doğru çektirdiğimizde ise görmüş olduğunuz gibi tekrardan şu anda herhangi bir sorun gözükmüyor ve bu sorun da bu güncelleme ile beraber giderildiğini söyleyebilirim. iOS 17 güncellemesi beta 3'ten sonra banka uygulamaları üzerinde bir sorun yaşandı. ve artık bankalar biliyorsunuz ki QR kod ödeme sistemiyle de yani artık kartınız da ise telefonunuzda QR kod ödeme sistemini rahatlıkla gerçekleştirebiliyorsunuz ve bu güncellemeyle beraber tüm uygulamalar artık iOS 17 yazılım güncelleme veri tabanını güncellediler. Uygulamalarınızı güncelledikten sonra rahat bir şekilde bu uygulamaları da kullanabilirsiniz. Geekbench skor puanlarını kıyaslama yaptığımızda ise son 3 Geekbench skor puanı arasında tabii ki de biraz daha düşük olduğunu söyleyebilirim. Beta 6 yazılım güncelleminin skor puanı. Hızlıca bir görüntüleyelim. Tekli skor puanına baktığımızda ise 1700, çoklu skor puanına baktığımızda ise 4066 olarak güncellenmiş. Ve beta 5'e de baktığımızda ise tekli skor puanı 1733, çoklu skor puanına baktığımızda ise 4776 olarak güncellenmiş. Telefon üzerinde herhangi bir kasma donma yaşamıyorum ama telefon görüşmesi sağlanırken telefonun çok fazla sinirdu ve tabii ki de bildirimler esnasında da bazı bildirimlerde takılmalar oluyordu. Bu sorunlar da umarım bu güncellemeyle beraber giderilmişti. Batarya performans konusunda tabii ki de memnundum ama bazı e, telefon görüşmelerinde veya bazı uygulamalarda çok fazla ısındığı için tabii ki de batarya performansı biraz daha hızlı gittiğini söyleyebilirim. Umarım bu güncellemeyle beraber bu sorunlar da giderilmiştir. Bizlere destek olmak için videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.